Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Breath Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Şu an bize daha erkenden, yani içerik üreticilerine daha erkenden verilen bir bilgi üzerine bu videoyu çekiyorum. Ben bu videoyu paylaştığımda da bu video globalde paylaşılmış olacak ve Raid'in official YouTube kanalından bu videoyu izleyebiliyor olacaksınız. Ben istedim ki önden bir yorumlayayım, videoyu çekeyim. Globalle beraber aynı zamanda da benim bu videom paylaşılmış olsun. Şimdi bu videomuzun amacı What's Next in Raid? Yani Raid'e neler eklenecek ve Episode 3 diyor. Yani 3. parti. Daha önce Episode 1 ve 2 gelmişti. Bu da bizim için Episode 3 olacak. Şimdi hep beraber bakacağız Raid'e gelen güzel güncellemeler, özellikler, oyundan sıkılanları varsa tekrar bağlayabilecek insanları güncellemeler var mı diye. Uzatmadan videoyu başlatıyorum. Ve şunu söyleyeyim, videonun sonunda bazı karakterler eklenecek. Bunlarla ilgili bize ekstra bilgi verildi. Sadece video değil, videonun sonunda ekstra bilgiler de olacak. Aman ya ben şu tipsiz adamı izlemeyeyim de gideyim kendim izleyeyim diyorsanız sonunda verilecek özel bilgileri kaçırabilirsiniz. Aklınızda olsun. Başlatıyorum şimdi, izleyelim bir yorumlayalım. Hey everyone, welcome to the new episode of What's Next in Raid. We promised to deliver these videos more frequently, so here we are with a short set of awesome features and updates you can look forward to in the near future. Let's dive in and see what we've got. First on the menu is a huge new update. Burada 3. rotasyon dediği kısmın altını çizmem lazım. Doom Tower'da bildiğiniz gibi 2 rotasyon vardı. Birincisi Scarab Kral'ın olduğu ilk rotasyon, ilk oyuna eklenen Doom Tower versiyonu. İkincisi ise daha sonradan oyuna eklenen kimler vardı? İşte Griffin'in olduğu, o öbür diğer bossların olduğu ikinci rotasyon. Şimdi üçüncü rotasyon geliyor. Yani bir ay biri, bir ay biri, bir ay biri şeklinde devam edecek bu üçüncü rotasyonda. Tabii ki de yeni bosslar ekleniyor demek. Date for the Doom Tower, the third rotation. As we've mentioned in one of our previous videos, there are three main rotations that we had planned for the Doom Tower. Two of them are in the game already, and here's the third. So what does a new rotation mean? Yine Scarab'ı koymuşlar içinde. Yine Griffin'i koymuşlar. Bu sefer en zor iki boss'u alıp üzerine iki tane daha yeni zor boss eklemişler diyebilirim. Secret rooms, mixed up encounters for regular floors. Tabii aynı zamanda yeni secret room'lar da anlamına geliyor. Yeni secret room'lar için yeni karakterler kasmamız maalesef gerekecek. Bu da alacağımız karakterleri almayı biraz daha zorlaştıracaktır. And most importantly, two deadly new bosses. We'll be sure to cover them in a dedicated video closer to release, but we do have some cool details to share right now. The first boss is Bommel the Dreadhorn, a massive lava beast. If he doesn't look scary enough on his own, take a look at that nasty dread bombs he spawns. Lava canavarı tarzında aslında çevirebiliriz. İnanılmaz ilginç tasarımlı bir boss. Aslında alev ejderi var. Alev alev. Evet, bu da lavadan, magmadan, lavdan giden bir karakter. İki tane yana böyle kazan koyuyor. Kazanlar ateş dolu ve onları öldürmezseniz kazanlar patlayıp inanılmaz yüksek hasarlar veriyor. Baş etmesi birazcık zorlu bir boss olacak gibi. You can't kill them. You can't stop them. And they deal some serious damage when they go off. The only thing you do is freeze them to help. Ve onları öldüremezsiniz, durduramazsınız diyor. Patladıklarında ciddi hasarlar verir diyor. Yapabileceğiniz tek şey yanmayı azaltmak için onları dondurmak. Yani buzlama karakterleri ki açak gibi karakterler sanki birazcık önemli olacak bu boss'ta. He'll also have some tricks up his sleeve that affect the buffs and debuffs you use in battle. Let's just say you're going to want a team composition with good timing and a few explosives of your own if you don't want to end up getting blown to pieces. And while most of Bakın resimde de zaten Sörnikalas'ı kullanmış dondurucu olarak. İnanılmaz derecede karakterlerimizin üzerine bomba bırakan da bir karakter. İlginç bir deneyim olacak diyebilirim. Tower bosses are monsters of varying levels of horrifying. The next challenger is something else entirely. Don't let that charming smile fool you though. She's just as vicious and dangerous. Ben bu ikinci karakterin tasarımını çok beğendim. Böyle mistik bir tanrıça izlenimi veriyor aslında. Ve yaptıkları, ben bu videoyu önce izledim. Yaptıkları çok ilginç. Şimdi izleyelim ve yorumlayalım. This is the rest of them. Introducing Astranax the Dark Fae. She has the unique ability to banish your champions, taking them out of the battle and... Şampiyonları savaştan tamamen çıkaran bir sürgün yeteneği. Oyunda daha önce böyle bir şey yoktu. Şampiyonlar hasar almıyorlar ama oynamaz sıraları da olmuyor. Yani kırmızı kart yemiş gibi bir
durum oluyor aslında. Entirely. They won't take damage, but they won't be able to take turns either. At the same time, she'll create a mirror copy of your band. Ve diyor ki, bu sürülen, dışarı atılan karakterinizi kopyalıyor, kendi karakterinizi kesiyorsunuz ki yasaklanan karakteri geri oyuna sürebilin. Aslında inanılmaz ilginç bir özellik olmuş. Oyuna böyle yaratıcı şeyler eklemeleri bence çok güzel. Banish champion, and you can't get them back until you slay their double. If you're not careful, your strengths will become her strengths. If that wasn't bad enough, some of this fairy queen's skills will gain additional. Ve yakınlık kurulumuna bağlı ekstra avantajlar kazanan da bir karakter. Gerçekten bu karakteri alt etmesi biraz zor olacak gibi. Oyuna eklenir eklenmezde nasıl kesebiliriz tarzında tabii ki videolar yapmak bana düşecek. Bu yüzden takipte kalın. Additional advantages depending on the affinity setup of your champions. You'll have to keep that in mind when building your team. No matter how you approach it, it'll be a tough fight. So don't miss a more detailed boss breakdown video coming soon. Okay, so that's what you're up against. But they've got some awesome stuff for you if you win. Both these bosses will drop new materials to craft two new art. Tabii yeni karakterler demek aynı zamanda yeni craft yani ocak malzemeleri demek. İki karakter de yeni setler verecek ve bu setlere bayılacaksınız. Facts at the forge. Defeating the Dreadhorn will get you Dreadhorn plates, which you can use to forge fortitude artifacts. A two-piece fortitude. Alevli olan arkadaşın set tasarımı güzel, tam bir tank tasarımı ve %10'luk bir defans artışı iki parçalı olduğunun altını çiziyorum. Ve aynı zamanda artı 40 direnç. Bizim direnç setimiz vardı. Bizim defans setimiz vardı ve bu o ikisini birleştiriyor. Tıpkı algılama seti gibi. Algılama seti nasıl isabetle hızı birleştiriyordu. Bu setimiz de yine iki parçalı ve savunma artı direnç vermesi muhteşem olmuş. Shoot set offers a big boost to your defensive champions. 10% extra defense and plus 40 to resistance. Meanwhile, the Dark Fae will get you Fae Spheres. You can use these to forge lethal artifacts. İkinci karakterimizin verdiği set ise mükemmel diyebilirim. Bildiğiniz gibi zalim seti vardı. Geçen gün zalim seti için çok koşuşturduk. Zalim seti neydi? Savunmanın %25'ini yok sayıyordu. Bu set yine 4 parçalı. Hem defansın %25'ini yok sayıyor. Hem de %10'luk bir kritik artışı veriyor. Yine iki seti birleştirmişler ama muhteşem olmuş diyebilirim. Ben artık zalim aramayı bırakıp bu seti arayacağım büyük ihtimalle. A piece set that ignores 25% of the enemy's defense and grants a nice plus 10% boost to crit rate on top. But that's not all the new rewards we've got. There are some new champions you can summon with fragments from secret. Tıpkı bahsedildiği gibi oyuna yeni Secret Room karakterleri de geliyor. Bakınız. Bakınız tabi şurada görüyorsunuz yeni karakterlerimizden birisi Dark Kyle. Kyle'i seviyorsanız bir de Dark Kyle'i tadın şeklinde bir paylaşım izleyelim devamını. Rooms in the Doom Tower and they are freaking sweet. First off, everyone's favorite snarky elf gained another level in badass. If you're like Dark Atel vardı, Dark Elhain vardı, şimdi de Dark Kyle zaten bekleniyordu. İnanılmaz güçlü potansiyeli bir zehirci gibi duruyor. Original Kyle, you'll love the buffed up, poison loving, epic version. The clan boss is going to be quaking in its mighty little boots. Kyle won't be arriving alone. Right beside him is a powerful warrior clad in dragon scale armor. She'll hit hard and hit fast, so fast that her enemies will have a tough time hitting back. Finally, we've decided the bad guy. Gördüğünüz gibi Kyle epik olarak gösterildi. Gwynedd isimli bir ejder katili karakter gösterildi. Bu da üçüncü karakterimiz. Dediğim gibi bu efsanevi bir şampiyon. Bunun haricinde bir epiğimiz, 3 efsanemiz, 3 epiğimiz var. Sonunda bunu skilleriyle beraber size göstermeyi planlıyorum. Guys deserve some love and settled on a new legendary for the Demon Spawn faction. This burning prince is all about fear and flames with a healthy dose of helping out his fellow Demon Spawn. So, that's the third rotation of the Doom Tower for you. But that's not all that's getting up. Doom Tower geliştirmelerimiz şu anlık bu şekilde. Şimdi geldik klan geliştirmelerine. Burada da aslında ilginç şeyler var. Hadi izleyelim. We've said that expanding clan related features is going to be one of our primary objectives in 2021 and we intend to keep that promise. Introducing Clan Improvements Volume 1. First of all, klan geliştirmeleri seviye 1 klan dükkanı. Evet, bekliyor muydunuz bunu? 3'e 3 arena dükkanımız vardı, düz dükkanımız vardı ve klan dükkanımız da oldu.
All clans will have a clan level now, which you can increase by completing different activities. Your clan's level will give you a bunch of different benefits. Klan seviyesi geldi oyuna. Klan artık belirli görevleri tamamladıktan sonra kazanacağımız şeyler farklı farklı olacak. Ekstra çoklu savaş kazanacağız. Bunun yanında da altın kazanacağız diyor. Like increasing the silver you win from campaign stages and giving you a few extra multi-battle attempts every. Bakın altta kalan seviyelerine göre ne kadar ekstra savaş kazanacağımızı da yazıyor. Hatta ekstra campaign silver dediği kısım bizim için önemli. Sefer kasıyoruz ya, seferde gelecek ekstra altın artıyor. Ekstra multi savaş özelliği artıyor. Klan dükkanındaki açık slotlarımız artıyor. Ve haftalık klan görevlerinin sayısı da artıyor. Yani klanın levelini atlatmak çok önemli. Artık klanların önemi de artıyor diyebiliriz. It'll also influence another huge part of clans, the clan shop. The clan shop will be brimming with awesome stuff. Aşağıda şampiyon fragment kısmında Yanika'yı görüyorum. Aklınızda olsun, sanki Yanika verilecek gibi ama klan levelinin 5 olması gerekiyor. Ve büyük ihtimalle yine 100 parça toplayacağımız, bu Dragstar'ı aldığımız gibi kitap görüyorum, mortaş görüyorum. If you can get using clan gold. Clan gold will be earned from clan quests, but that's just the start. Klan görevlerinden para kazanacağız. Onu da şimdi gösterecek zaten. Sure, we plan on having more ways to earn clan gold, clan XP, and all kinds of other cool clan stuff. But wait, I hear the attentive among you asking, what the heck are clan quests? Good catch. Clan quests are special missions you get every. Bakınız, özel görevler klan görevleri şeklinde. Yukarıda bir clan quest progress var, bir ilerleme var. Bu sanırım leveller için. Basic, expert ve elite olarak da görevler yukarıda sıralanıyor. Şu an basic kısmını gösteriyor. İşte diyor ki 500 tane spider'ın yavrusunu öldür. Sadece kazanan savaşlar sayılır diyor. Onun altında 50 tane atak arttırma buff'u koy diyor. 3'e 3 arenada saldırırken diyor. 3 adet epic nadir efsanevi karakteri rank 5'e atlat diyor. Bu tarzda küçük görevler ve bu küçük görevlerden alacağımız poke coin'ler var. Öyle diyeyim. Every week, offering clan gold and clan XP as rewards. However, they're going to take some teamwork and coordination to complete because only one clan member. Bunları tamamlamak için takım koordinasyonundan bahsediyor. Çünkü her görevi yalnızca bir üye tamamlayabilecek. Yani herkes saldırıp bu görevleri yapamayacak. Be able to take on a given quest. You're going to have to coordinate with your fellow clan members to work out who should take which quest and figure out the best strategy to complete them all. Like with the Doom Tower bosses, we'll pop. Bakın burada daha zor gruplar var. 5 tane işte yüzdeli bilmem ne tamamla. Ondan sonra Ateş Şövalyesi'nde şunu yap. İşte herhangi bir turnuva grubunu 3'te bitir tarzında burada daha zor görevler var. Tabii ki klanın daha üst seviyeli insanların odaklanabileceği bir durum ve yukarıda şurada fark edersiniz. Mesela elit görevler açmak için klanınızın en az 5 level olmasının gerektiğini söylüyor. Publish a dedicated video breaking down the new clan features closer. Tekrar bakalım. 5 tane mesela legendary kafalık yap görevini görüyoruz. 5 seviye veya üzeri kafalığı 16 levele at tarzında bir şey görüyoruz. İşte Spider-Den'den 20 artı da 100 kere HP burn ver gibi bir sürü görev var. Herkes bu görevi tıklayacak, alacak ama burada işte bu coin'leri bölüşmede nasıl bir problem olacak göreceğiz. Please. Of course, we're not forgetting about quality of life. Şimdi geldik. Hayat şartlarını güncelle ne denir ona? Hayat standardını arttıran güncellemelere. Either. Many of you guys follow the gotta catch 'em all strategy when it comes to champions and who can blame you? They look great in the collection for starters, and you never know when you'll need a specific skill set. But that does mean space in the champion collection and vault runs out faster than you can say summon rush. Oley diyenleri duyuyor olabilirim. Özellikle bizim aksakallı Rahmet abi gibi. Artık karakter slotu 100 daha artıyor. Bildiğiniz gibi 300'de 400'e çıkıyor. Artık end game hesaplara göre gelmiş bir özellik bu. But don't worry, we're planning to add another 100 slots to the champion collection so you can get some more room to breathe. While we're at it, we'll also increase inbox space by 100 slots to make. Aynı zamanda gelen kutumuza da 100 slot ekleniyor. Bu da iyi oldu. 300'de 400'e çıkacak. Make sure you don't miss out on anything you've earned. Still, don't let it overfill. And speaking of catching them all, it's a long journey and we know it means you're likely to hit a duplicate champion or two.
Evet, kopya şampiyon sorunu herkesin yine merak ettiği bir konu. Net bir bilgi yok ama bir uzun mesafeli bir de kısa mesafeli çözüm olduğunu söylüyorlar. Way, but don't worry. We'll also be releasing a solution for that too. We're still hammering out the final details before we're ready to unveil everything. But what we can say right now is that it's not going to be a one-stop solution. We're going to provide multiple short-term and long-term uses for your duplicate champs. We'll give you the full lowdown very Ama yine bildiğiniz gibi detaylar daha sonra verilecektir diyor. Elimizde bir şey var mı? Maalesef yok. Soon, but we just wanted to say the feedback you guys provided has been essential in shaping our approach here. Yani yine de efsanevi karakterlerinizi yemlemeyin. Benden size tavsiye. Güzel bir sistem belki getirirlerse hop karakterleri yemlemekten ziyade güzel efsanevilerle belki değiştirebilirsiniz. And we think you're really gonna like it. Okay, one last thing to wrap this up. A balance change. We've looked at the decreased critical damage debuff and decided it wasn't performing as well as we had hoped. So there's a change incoming. Rather than provide a flat decrease, it will lower the target's critical damage by 25% of the... Evet, kritik damage azaltma skill ile ilgili de bir değişim olduğu söyleniyor. Yani ne diyebiliriz bunun için? Normalde %200'lük bir kritik hasara sahip şampiyonlar sadece %25'i düşürüp %75'e düşürüyordu. Bu bundan değil. Artık %25 düşürmek yerine 200'ün %25'ini düşürüyor. Yani 4'te 1'ini, yani 50'sini düşürüp 175 yerine %50'ye inecek. Yani kritik damage azaltma biraz daha etkili olacak çok kritik hasara sahip karakterlerde. Stat. That means a champion with 200% crit damage will go down to 150% instead of 100. Hatta şöyle de bir örnek verelim daha iyi anlanması açısından. 300 kritik damage'e sahip bir şampiyona normalde 25 azaltıp 275'e düşürüyordu. Artık 75 azaltıp 225'e düşürecek. Toplamın %25'ini alacak. %25 düşmeyecek yani. 75%. We hope that will make the debuff more useful both in PvE and PvP battles. And that's it for today folks. Don't forget to press thumbs up and subscribe to our channel if you haven't done. Evet, verdikleri şu anlık bilgiler bu kadar. Red Shadow Legends şeklinde bitiyor. Şimdi, beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Önce bunu yorumlara yazarsanız sevinirim.